Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Yepyeni programda karşınızdayız. Pazar günlerinin artık pazar sabahlarının müdavimi oldu. Bazı arkadaşlar özellikle mesaj atıyorlar ya kalkamıyoruz diye. Ya saat 11 iyi bir saat diye düşünüyorum pazar için. Tam böyle bir kahvaltı hazırlama saati. Böyle bir telefona köşeye koyun. Sessiz sakin dinleyin işte, ne güzel. Umarım dinliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sağ olun, bugüne kadar birçok bölüm yaptık. Binlerce yorum var, binlerce like var, eleştirenler var, övenler var sağ olsun. Tüm yorum yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz bu programda dünyanın farklı yerlerindeki Türklere bağlanıyoruz. Hem o ülkelerin gündemini alıyoruz, hem o ülkelerin hikayelerini dinliyoruz. Hem de Türkiye ile alakalı bir herhangi bir konu olduğunda onlara sorular soruyoruz. Yani sizin ülkenizde bunlar nasıl diye. Bu hafta da böyle bir konseptle karşınıza geleceğiz. Bu haftaki konumuz yasaklar. Son dönemde biliyorsunuz koronayla birlikte sokağa çıkma yasakları, işte satış yasakları, içki yasakları, tekel yasakları, birçok farklı yasaklar gündemimize geldi. Kimileri eleştiriyor, işte kimileri doğru buluyor ondan sonra. Herkesin kendine göre bir fikri var ve biz tüm fikirlere saygı duyuyoruz. Ama ve lakin şunu da düşündük, kendi kendimize oturduk sorduk. Acaba dünyanın hangi ülkesinde nasıl bir yasak uygulanıyor diye. Tabii ki dünyada 200 farklı ülke var. Onların hepsini size getiremeyeceğimize göre böyle belli başlı ülkelere bağlanıp onlara sormak istiyoruz. Sizin ülkenizde ne tür yasaklar var, ne tür ilginç yasaklar vardır diye. Hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden başladım ve sizi hızlıca bir dünya turuna çıkarmak istiyorum. İlk durağımız neresi Merve? Merhaba. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? Siz nasılsınız Gülfem Hanım? Ben de iyiyim. Sizleri Finlandiya'dan selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülfem Hanım, Finlandiya'da ne tür yasaklar var acaba? Bize biraz anlatabilir misiniz? Sadece COVID ekseninde değil, yani ilginç bulduğunuz, garip bulduğunuz yasaklar varsa onlardan da bahsedebilirsiniz yani. Biraz izah edebilir misiniz? Elbette. Fakat söylemeliyim ki Finlandiya'da hükümette yasaklar sistemi yok. Hükümet bir şey yasaklayamıyor. Bu kanunlarca belirtilmiş durumda. Bunun yerine, yasak yerine kısıtlamalar getiriyorlar, önlemler getiriyorlar. Mesela Finlandiya'da korona vakaları en ciddi seviyedeyken bile maske takmak zorunlu değildi. Çünkü hükümet zorunlu hale getiremiyor. Sadece diyorlar ki, takarsanız iyi olur, takmanızı tavsiye ediyoruz. Ve Finlandiya'da, Türkiye'de haberlerimizde yayınlandığı gibi bir korona haritası var. Fakat bu korona haritasında şehirleri ayırmak yerine ülkeyi bölgelere ayırmışlar ve önlemler vaka sayısına göre bölgelerde farklılık gösteriyor. Şu an benim bulunduğum şehrin adı Lappeenranta ve şu an maalesef ki Helsinki ile aynı renkte vaka yoğunluğu. Ama böylelikle belirteceğim şeyler Helsinki'de de geçerli olacak, buranın başkentinde. Finlandiya'da Nisan sonundan itibaren yasaklar hafiflemeye başladı. Yasaklar değildi, kısıtlamalar hafiflemeye başladı. Ama bunun öncesinde Mart sonunda bütün restoranlar, bütün halka hizmet veren kütüphaneler, müzeler, operalar, tiyatrolar kapandı. Mesela içki satışı yasak mı Finlandiya'da? Hayır, değil. Soruyoruz yani öğrenmek için. Evet, evet. Fakat alkol satışıyla ilgili şöyle bir düzenleme var. Burada restoranların açılmasıyla birlikte alkol satışının saatine bir sınırlama getirildi. Mesela şu an restoranlar saat 5 ile 7 arası açık olabiliyor. Ama tabii restoranın mutfağı çalışmaya devam ediyor ama sen müşteri olarak saat 7'ye kadar oturabiliyorsun. Fakat alkol satışı yapan mekanlarda mekanlar sadece 5'e kadar satış yapabiliyor alkol. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Evet, COVID harici böyle size oraya gittiğinizde ilginç gelen farklı bir yasak var mıydı acaba? Hiç böyle bir, ya çok ilginçmiş, bizim ülkemizde hiç böyle bir şey yok dediğiniz ya da bizim ülkede olan Finlandiya'da olmayan bir şeyler. Nasıl desem, biliyorsunuz ki bu Nordik diye belirtilen ülkelerde genellikle yasaktan çok eşitlik, işte insanlar ferah ferah yaşıyor, refah düzeyi yüksek, kısıtlamalar yok. Genelde bu vatandaşın kendi bilincine bırakılan bir şey. O yüzden
Burada pek bir yasak yok. Genelde insanlar her istediği şeyleri bir başkasını rahatsız etmediği müddetçe yapabiliyorlar. Bu yüzden maalesef belirtebileceğim bir kanun ya da farklı gelen bir yasak yok burada. Evet, Finlandiyalılara da çok üzgünüz yasakları olmadığı için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Gülfem Hanım. Sağ olun bu Rica haftada ederim. Finlandiya'dan bize bilgiler verdiniz. Merve, neresi hazır acaba? Şimdi direkt size sorayım. İngiltere'de bir içki yasağı var mı? Alkol satışında herhangi bir düzenleme, Covid'den dolayı böyle bir şey var mı? Bir de orada bulunduğunuz sürece size İngiltere'de ilginç gelen, farklı, daha önce görmediğiniz, duymadığınız yasaklar ya da yasaklanan şeyler var mı acaba? Biraz anlatır mısınız? Ya tabii şunu net bir şekilde söylemek lazım ki yani süpermarketlere girdiğinizde öyle bir koridor kapalı, bir koridor açık falan gibi garip manzaralarla burada karşılaşmıyoruz şu anda. Alkol yasağı hiçbir zaman, yani alkol yasağı gibi yasaklar hiçbir zaman getirilmedi. Zaten hatta şunu da söyleyebiliriz, yani kültürün o kadar içine işlemiş bir şeyden bahsediyoruz ki burada alkolü yasaklayabilecek kadar güçlü bir hükümet İngiltere tarihinde belki görülmemiştir zaten. Yani Covid yasaklarını protesto etmediler ama alkol yasağını protesto ederlerdi. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii garip yasaklar bu süreç içerisinde yani hükümet bazen istemeden garip yasaklar başlattı. Çünkü yani biliyorsunuz bu her karantina ilanında alınan karantina kararları bir turda parlamentodan geçmesi gerekiyor ve bu kararlar yani 17 maddelik epey büyük hukuki düzenlemeler olarak geçiyorlar ve yani elbette bazı istemedik sonuçlarıyla karşılaşabiliyor hükümet. Yani birkaç tane absürt örnek vermek gerekirse mesela geçtiğimiz yaz publar açılırken burada yani publar karantina sonrasında publar açar varken televizyonlarda insanlara heyecan verici şeyler izletmemeleri rica edildi publardan. Çünkü işte yani maçlar falan izletildiğinde insanların bağırmalarına, bağırdıkça daha çok virüs saçmalarına ve Covid yaymalarına sebep olabileceği düşüncesiyle. Ama tabii burada yani alkolü yasaklamak gibi futbolu yasaklamak da mümkün değil. O yüzden bu yasak da hızlı bir şekilde gitti, ortadan kaldırıldı. Başka bir mesele vardı. Mesela pub'da bir arkadaşınızla karşılaşmanız teknik olarak yasaktı. Böyle komik bir uygulama başlamıştı. Çünkü yasaklar ilk kaldırıldığında sadece kendi household'unuzda yani kendi evinizde beraber yaşadığınız insanlarla ya da bir başka evde yaşayan insanlarla bir araya gelebiliyordunuz iç mekanlarda. Bu da demek oluyordu ki yani mesela bir iç mekana gidiyorsunuz bir arkadaşınızla ve başka bir arkadaşınıza denk geliyorsunuz. Sohbet etmemeniz lazım falan gibi. Tabii komik durumlar ortaya çıktı ama tabii bunlar yani yasa hazırlanırken öngörülmüş olması muhtemel ama yasanın çıkması engelleyebilecek kadar büyük sorunlar olmadığını düşündürdü insanlara. Bir de mesela yine aynı sebeple yani bu bir evler arası görüşememe sebebiyle mesela yani henüz evlenmiş aynı evde yaşamayan sevgililerin bir araya gelmesi de mesela yasaklanmış oldu belli dönemlerde. Sonrasında bunun da yani pek mantıklı bir şey olmadığı, yasak olmadığı anlaşılınca bu arada bu yasak konulduğunda mesela hükümete danışmanlık veren Profesör Neil Ferguson diye bir tıp danışmanı aslında bu yasağı Evet, iptal etti ortaya çıktı. Sevgilisiyle hatırladım onu, evet. istifa etmesi gerekti. Biraz zor, bir önlenemez bir yasakmış o. Çok bir mümkünatı yok. Evet, dinliyoruz. Başka eklemek istediğiniz var mı Derin Bey? Evet tabii şunu söyleyebilirim yani bu garip yasaklar elbet yani bir noktadan sonra kaldırıldı. Şimdi zaten tamamen bir normalleşme sürecine girmiş durumdayız. Ama başta da söylediğim gibi öyle bizim Türkiye'de şu anda gördüğümüz daha doğrusu sizin yaşadığınız bizim uzaktan görebildiğimiz gibi süpermarketlerin reyonlarında bir değişiklik yok. Marketler açıkken tekellerin ya da işte küçük marketlerin kapanması gibi kafa karışıklığına sebep olabilecek, haksız rekabete sebep olabilecek adımlar atılmadı burada. Baştan beri yani küçük ve orta büyüklükte esnaflara ve dükkanlara yardımlar inanılmaz bir derecede seyretti. Hatta son olarak şunu da ekleyeyim. Yani garip yasaklar olmadı ama mesela bir garip protesto yaşadık burada. Bir muhafazakar milletvekili karantinaların özgürlük ihlali olduğunu iddia ederek eline bir süt alıp parlamentoda bundan sonra ben elimde sütle Londra'yı gezeceğim. Çünkü bugün gezme özgürlüğümüzü kısıtlayanlar yarın süt içme özgürlüğümüzü de kısıtlayabilir gibi. Yani herkesin sadece gülüp geçtiği bir takım laflar etti. Ama bunları da geçtik ve şunu da söylemek lazım.
Yani burada toplum karantina kararlarını büyük ölçüde destekledi. Hatta ezici bir çoğunluğu destekledi. Ve tabii bunu destekliyor olmalarının da ya belli başlı sebepleri vardı. Çünkü hayatlarını geçindirebilecekleri geliri elde edebiliyorlardı. Yani şöyle bir veri vereyim size en son olarak. Yani bu süreç içerisinde ve son 4 ayı hesaba katmadan yani geçtiğimiz ocağa kadar hükümetin yaptığı desteklerin yani sadece evlere ve kişilere yapılan destekler 82 milyar poundu geçti. Bu 900 milyar TL demek. Ve evet. İş yerlerine yapılan destekler 66 milyar poundu geçti. Bu da 700 milyar TL demek. Yani toplamda da yapılan harcamaların işte vergi indirimleri, toplanan vergilerin azaltılması ya da sağlık sistemine aktarılan para gibi topladığımızda yani 1 trilyon TL'den fazla bir yükü hükümetin evet. üstlendiğini gördük. Bu yüzden de tabii ki insanlar kurallara uydular ve kurallar da doğru gün uygulandı bir noktadan sonra. Evet, çok teşekkür ederiz Derin Bey. Ne yapıyorsunuz Londra'da? Biraz etrafı gösterebilir misiniz? Ne var ne yok? İnsanlar dışarıya çıkmaya başladılar mı? Gösterebilirim tabii. 3 hafta oldu burada açılma başlayalı. Toplumda yarısına yakını ilk doz aşılarını oldular. O yüzden vakalarda da garip bir artış henüz gözlenmiyor. 3 haftadır. Gördüğünüz gibi burada biz yani oturuyoruz. Kafedeyim şu anda. Size afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İşte görüyorsunuz Medeniyetin Beşiği İngiltere'de gördüğünüz gibi farklı farklı yasaklar da var ama biraz daha böyle bir insana değer veren bir hava var. Böyle deyince de şimdi kızanlar da olacaktır ama yapacak bir şey yok. Gerçekler ortada. Gelin isterseniz sizi Merve nereye gidelim? Merhaba Çiğdem Hanım, nasılsınız? Merhaba Kenan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Dinliyoruz. Almanya'da içki satışı yasak mı? Alkol satışı, marketlere böyle zincirler falan vuruyorlar mı? Böyle ilginç sahneler, senaryolar var mı acaba? Şimdi aslında çok ilginç çünkü Türkiye'de bu oldukça tartışılıyor alkol konusu biliyorum. Almanya'da biliyorsunuz normalde alkol tüketimi yüksek bir ülke. Fakat gerçekten Almanya'da alkol satışları da şöyle yasak. Gün içerisinde süpermarketlerden alkol alabiliyorsunuz ama akşam saat 22 ve 05 arası alkol tüketimi tamamen yasak. Zaten 22 ile 05 arası dışarı çıkmak da Almanya'da yasak. Şöyle tek başınıza çıkabiliyorsunuz, yürüyüş yapabiliyorsunuz bir iki saatlik dilimde. Ama onun dışında çıkmak, alkol tüketmek ya da toplu kamuya açık alanlarda alkol içmek yasaklandı uzun süredir. Almanya'da ama şunun sebebi şu, akşamları genelde gizli partiler yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için aslında hükümet böyle bir karar aldı Almanya'da. Evet, peki normalde COVID haricinde ilginç yasaklar var mı? Siz de Almanya'da burası çok ilginçmiş falan bunu ilk kez duydum ya da bir garipsediğim size farklı gelen yasaklar var mı acaba? Şimdi çok ilginç olarak değil ama biraz Türkiye'ye özenti var bizde. Çünkü biz uzun süredir kapalıyız. Yani yaklaşık 5 aydır Almanya kapalı. Çok kısa bir süre boyunca, 2 haftalık bir sürede açıldı sadece dükkanlar. Orada da randevuyla içeri girebiliyorduk, alışveriş yapabiliyorduk mağazalarda. Sonrasında bu indisans sayıları, tekrar vaka sayıları artınca tekrar kapanmaya gitti. Bir de Almanya tabii eyalet bazlı. Yani her eyaletteki yaptırımlar farklı, oradaki vaka sayılarına bağlı. Çok ilginç bir şey yok ama dediğim gibi uzun süredir Almanya kapanmış durumda. Süpermarketler her zamanki gibi açık. Yeni olan şey kitapçıların açık olması. Müzelerde yine vaka sayısının az olduğu yerlerde açık ama öncesine test yapıp girmeniz gerekiyor ya da aşı olmuş olmanız gerekiyor. Yani Almanya'da aslında kısa isterseniz bir özet geçeyim durumun ne olduğunu. Onun dışında çok ilginç, korona ile ilgili ilginç bir durum yok. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hızlıca isterseniz bir geçin. Yani genel yasakları konuşuyoruz ama böyle bir aklınıza gelen korona haricinde de bir yasak varsa, örneğin Almanya'da sokakta yürürken, mesela Amerika'da New York'ta bazı semtlerde şey var, New York'un tamamında var diye biliyorum. Sokakta alkol tüketemiyorsunuz mesela. Bu ilginç gelmişti. Birçok Avrupa ülkesinde böyle şeyler var. Böyle farklı noktalar var mı acaba? Almanya'da da aynı şey söz konusu. Sokakta alkol içemiyorsunuz. Bu uzun süredir gelen yasaklar arasında aslında.
Ama işte süpermarketten alkolünüzü alıp evinizde tüketebiliyorsunuz tabii. Dışarıda içmek o biraz enteresan tabii. Almanya gibi bir ülkede bunun olmaması, yasak olması. Fakat dediğim gibi alkol sırasında insanların daha böyle koronayı unutup bir araya gelmesinden kaynaklanan bir şeydi bu. Almanya'da ama çok fazla aşı karşıtları da var, koronaya inanmayanlar da var. Bu yüzden özellikle 1 Mayıs'ta çok büyük gösteriler oldu Almanya'da. Hem bu koronaya karşıtlık durumu söz konusuydu, hem de tabii genel olarak hükümetin yaptırımlarına karşı olarak bir sürü insan sokaklara çıktı. Aylardır aslında süregelen bir durum. Ama yani aslında Almanya'da aşı konusuna bakacak olursak şimdiye kadar 7 milyon insan 2 doz aşıyı yaptırdı. Toplamda 24 milyon kişi aşı yaptırdı. İlginç olan şey şu, gelecek aydan itibaren artık herkes aşı yaptırabilecek. İsteyen herkes kendi işte doktorların da aşı yaptırabiliyor. Bu ilginç. Onun dışında okullar genelde kapalı. Benim bulunduğum eyalette bir hafta açık, bir hafta kapalı. Çocuklar haftada 2 kere olmak suretiyle 2 kez aşı, pardon 2 kez test oluyor okullarda. Herhangi bir pozitif bir vaka görüldüğünde tabii tekrar o sınıflar kapanıyor. Ama genel olarak vaka sayısına bağlı. Yani 7 günlük vaka sayısı o 100 bin nüfusta 100'ü aşarsa eğer günlük vaka sayısı tekrar kısıtlamalar başlıyor. Bu da zaten genelde şu anda tüm Almanya'da mevcut olan bir durum. Evet. Çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Gelin isterseniz sizi Çin'e götüreyim. Bakalım bir bağlantı sağlayabileceğiz mi? Şu anda Çin'den sevgili dostumuz İdris bizlerle birlikte olacak ama bir bağlantıyı deneyelim. Olmuyorsa zorlamayalım. Bir bakalım Merve gidebiliyoruz mu Çin'e acaba? Bana. İdris Bey nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Neredesiniz? Şu an hızlı trendeyim. 200 kilometreye doğru çıkıyoruz. İnşallah internet kesilmez. İnşallah, inşallah. Şu an gayet iyi duruyor vallahi. Normal bir yayınmış gibi. Bugünkü konumuz yasaklar. Çin'de yasak olan ne var acaba? Biraz anlatır mısınız bize? Hemen kısaca özet geçeyim. Çin'de 1 promil alkolle bile araba sürmeniz yasak. Kesinlikle arabaya alkolü oturmanıza izin verilmiyor. Bunun dışında bazı üniversitelerin yurtlarında bunun haricinde bazı üniversitelerin yurtlarında karpuz yemek de yasak. Çünkü çekirdeklerini evet disiplin cezası alabiliyorlar. Genel olarak şu anda hızlı trend olduğum için maskemi takayım hemen. Kusura bakmayın. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Evet evet alıyoruz alıyoruz. Buyurun dinliyoruz sizi. Karpuz yasağı ilginçmiş. Evet. Çünkü öğrenciler genelde çekirdeklerini hep rastgele attıkları için üniversiteler yurtlarında karpuz yemeyi yasakladılar. Onun dışında genel olarak korona sürecinde engelli kişilere, görme engelli kişilere yardım eden rehber köpeklerinin de bazı eyaletlerde toplu bulunulan yerlere girmesi yasaklandı. Çünkü hayvanların da korona virüs taşıma riski olduğu ortaya çıkmıştı. O günden beri bu yasak daha düzeltilmedi burada. Birçok eyalette bu şekilde bir yasak devam ediyor. Evet, başka var mı normal hayatta böyle karpuz yasağı gibi ilginç yasaklar var mı acaba aklınıza gelen? Şöyle söyleyeyim, yere tükürme yasağı var. Genel olarak burada insanlar 2019 yıldaki Expo'ya kadar bir yere tükürme alışkanlığı vardı. Fakat bu yere tükürme yasağı 2009 yılında Expo yapılmadan önce hemen geldi ve bütün her yerde sloganlarda, billboardlarda yere tükürme yasağı geldi. Çin'de çok katı bir yere tükürme yasağı var aynı zamanda. Bu bayağı bir insanların bu alışkanlıklarını açıkçası giderdi. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Biraz içini gösterebilir misiniz ya da dışarıyı gösterebiliyor musunuz? Biraz tabii, etrafı tabii görsek. Göstereyim hemen. Hemen bir saniye. Kameramı çevireyim şöyle. Görebiliyor musunuz şu anda? Evet evet görüyoruz görüyoruz. Şu anda hızlı trenin içindeyim. Gördüğünüz gibi. Maske yasağı yok galiba değil mi? Yok burada hayat tamamen evet 155 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Şu anda sinyal alıyor musunuz? Evet evet alıyoruz alıyoruz siz devam edin dinliyoruz biz sizi. Şöyle trenin içini göstereyim isterseniz. Evet vallahi güzel olur. Canlı yayında işte. Evet şu anda hızlı tren şu anda 200 kilometreye doğru çıkıyoruz ve rahatlıkla içeride yürüyebiliyorum fark ediyorsanız.
Çin'in hızlı trenleri çok meşhur. Biraz konumuz dışında ama hiçbir sarsıntı hissetmiyorsunuz. Gördüğünüz evet, evet. İlginçmiş ya. 150 km hızla mı gidiyor şu an? Şu an 200'e doğru çıktık galiba. 300-309'u görüyor. Ya hatta Çin yeniden Çin yeniden aşılamaya mı başladı vatandaşlarını? Öyle bir haber duyduk ama. Evet doğru. Çin şu anda tamamen vatandaşlarını aşılamaya başladı. Ve vatandaşta mesela bir sıra geldi. Ben de önümüzdeki haftalarda aşı olacağım. Bu Sinovac aşısı burada sıkı bir şekilde aynı zamanda farklı ülkeye ait 4-5 tane aşı var. Hepsini şu anda uygulamaya başladılar. Ve büyük bir ihtimalle bu Ağustos ayına kadar nüfusun %70-80'ine yakınını aşılamış olarak devam edecekler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biraz bağlantı kötü olmaya başladı. Bunu da yaptık evet. Arkadaşlar. Görüyorsunuz Dünyanın Türkleri programında saatte 150 km hızla giden trenin içine de bağlandık. Şu an 200 km'deyiz. Sudaki titreşimi görüyorsunuz. Neredeyse hiç titreşim yok diyebilirim. Yani ne diyeyim, bir şey söylemeyeyim ya. Bir şey söyleyince sıkıntı olmasın sonra. Diyecek bir şey yok. Teşekkür ederler İdris Bey. Bu arada geçmiş olsun. Bayağıdır hastaydınız diye hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bağlanamadık evet. Size. Kolay kusura gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. Kolay gelsin. Aynen aynen. Görüşmek dileğiyle. İşte görüyorsunuz bu programda saatte 200 km hızla giden treni, hızlı trenin içine de bağlantı yaptık. İnternette gayet iyiymiş. İnsan imrenmiyor değil yani. Merve nereye gidiyoruz acaba? Merhaba Demet Hanım. Merhabalar Kenan Bey. Nasılsınız? İyilik, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün dışarı çıkamadım çünkü yağmurlu hava. O yüzden evden bağlanıyorum. Sıkıntı yok. Ben direkt sorumla başlayayım. Norveç'te herhangi bir alkol yasağı var mı? Bu bir. Sizin gördüğünüz farklı, ilginç yasaklar var mı? Onları da anlatabilirsiniz. Hem Covid öncesi olabilir, hem Covid sonrası olabilir farklı. Sizi dinliyoruz. Evet, öncelikle alkol yasağından bahsedeyim. Yani öyle bir yasak yok ama şöyle bir şey var Norveç'te. Süpermarketlerde %4.5 promil alkol içeren içecekleri satın alabiliyorsunuz. Ama bunun üzerindeki alkollü içecekleri satın almak için belli bir kuruma gitmeniz gerekiyor. Bu Vinmonopolet diye devlet kontrolü altında alkol satışı olarak Norveç'te böyle bir sistem var. 18 Ocak'tan beri Oslo'da özellikle bütün alışveriş merkezleri, butikler vesaire kapalıydı ve bunlara Vinmonopolet de dahildi. Yani bu 4,5 promil üstündeki alkol satışı yapan yerler yasak kapalıydı. Ama bu yasak sadece 3 gün sürdü. Neden? Çünkü Oslo komünü içerisinde, belediyesi içerisindeki bu kapalı yerlerden alışveriş yapamayan insanlar diğer belediyelerdeki bu Vinmonopoletlere akın etti. Bu yoğunluk yaşanması sebebiyle, kuyrukların oluşması sebebiyle hükümet bu yasaktan geri adım attı. Dolayısıyla yani politikanın amacına hizmet etmediği için, daha çok insanlar mobiliteyi arttırdığı, seyahat ettiği, kalabalıklar oluşturduğu için bu yasaktan geri adım atıldı. Şu an için alkol satışı yasak değil hiçbir yerde. Evet. Süpermarketlerde de yasak değildi zaten. Başka Norveç'te Covid öncesi gördüğünüz farklı ilginç bir şey var mıydı? Böyle çok ilginçmiş dediğiniz vatandaşa yönelik. Evet. İlginç olması yanı sıra şu an hani turistlere kapalı zaten sınırlar. Ama herkes için bir 10 günlük karantina süreci yani vardı, mecburdu. Ama son 2 aydır hem vatandaşlara hem de oturum izni olan, yani ikametgah adresi olan Norveç'teki insanların karantina sürecini evde geçirmeleri değil, karantina otelinde geçirmeleri gerekiyor şu anda. O bir büyük bir sıkıntı aslında. Çünkü bu oteller ücretsiz değil. Yani yetişkinler günlük 500 kron. Çocuklar da 250 kron ödemek zorundalar. Yani bu 10 günlük süreci aslında bir maliyet çıkartmış oluyor. Bir yerde ceza gibi, hani çıkarsanız dönüşünüz karantina otelinde olmak zorunda diye. Bu süreç sadece işte 7. gününde bir test yaptırırsanız, yani yaptırabiliyorsunuz 7. günün sonunda. Eğer o negatif çıkarsa evinize dönebiliyorsunuz. Değilse böyle bir ekstra maliyeti var. Yani dışarı çıkarsanız dönüşünüzde sizi bekleyen bir otel var. Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey Demet Hanım? Bunun dışında aslında şuradan bahsedecektim. Şu an evlerde 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi aslında yasak. Ama önerilen rakam 5.
Bunun da bir cezası var. Bu organizasyonu düzenleyen kişiye 20 bin kronluk bir ceza kesilmesi gerekiyor. Bu çok hani basında halktan insanların başına geldiğini çok duymadım ama Şubat ayında bu Türk basınına da yazdı. Norveç Başbakanı Erna Solberg'in doğum günü partisi sebebiyle bir restoranda aile bireyleriyle işte 13 kişi bir araya geldiği için büyük bir yani tepki gördü. Basına da yansıdı. Bu arada bu basına yansımasını da yerel gazete yaptı. Yani oranın TRT'si. Buranın TRT'si pardon. Bu haber açığa çıkınca Erna Solberg çıkıp bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı ve yaptığı hatanın ne kadar büyük olduğunu, pişman olduğunu ve bundan utanç duyduğunu defalarca dile getirdi ve özür diledi. Ve kendisine kesilen bu polisin polis memurunun kendisine kesti bu cezayı ödeyeceğini söyledi ve yani bu gerçekten ders alınması gereken ve çok güzel bir de medeniyetin beşiğinde olması gereken bir hareketti. Bu da farklı bir güzel bir gelişme evet. oldu. Yani yasak evet. Çok teşekkür ederim Demet Hanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. İşte görüyorsunuz dünyanın farklı yerlerinden farklı ve ilginç yasaklar duyuyoruz. Yasak olmayan şeyleri duyuyoruz. Alkol tüketimi de özellikle satışıyla alakalı genel konseptimiz bu şekilde ama farklı ülkelere bağlandığımızda özellikle Çin'deki karpuz meselesi çok ilginçmiş. Merve nereye gidiyoruz? Buket Hanım'ı yine gecenin bir vaktinde kameranın karşısına diktik galiba. Günaydın, iyi pazarlar Kenan Bey, merhaba. Teşekkür ederim, size de iyi pazarlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Oğlum şey diyor. Normalde senin sesin böyle çıkmıyor anne. Dedim çünkü sabahın 4'ünde konuşuyorum. Kusura bakmayın onun için herkese. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gecenin bir vaktinde sizi de uyandırdık orada. Buket Hanım, size ilginç gelen Kanada'da farklı yasaklar. Mesela örneğin alkol satışı korona döneminde yasak mı değil mi? Ya da korona haricinde öncesindeki sonrasındaki yasakları biraz anlatır mısınız bize acaba? Tabii ki. Tabii ki Kenan Bey. Ben ikiye ayırdım. Covid öncesi, Covid sonrası, Covid dışında neler yasak diye. Emniyetsiz, emniyet kemersiz araba kullanmak kesin yasak. $170 cezası var. Hızlı gitmek $400 kadar çıkan cezası var. Cep telefonu kullanmak, araba sürerken cep telefonu kullanmak kesinlikle yasak. $400. Biz Türklerden de olmak üzere bazı gönüllüler ışıklarda saklanıyor, halk gibi giyiniyorlar, gönüllüler ve hemen polise haber veriyorlar, cep telefonu kullanıyordu, plaka şu diye. Zaten kameralar da var, kesinlikle cep telefonu kullanmak yasak. Onun dışında biz Türklerin ve uzak doğuların, özellikle Çinlilerin ve Türklerin iki ülkenin yaşadığı bir zorluk var, sigara içmek. Sigara içmek kesin yasak. Yani ne apartmanınızda içemiyorsunuz, 6 metre uzaklaşmanız gerekiyor. Apartmandan aşağı indiniz, sokakta içeceksiniz, apartmandan 6 metre uzağa gitmeniz gerekiyor. Restorandasınız, 6 metre uzağa gitmeniz gerekiyor. Parklarda kesin yasak, sigara içmek kesin yasak. Ama alkol daha önceden yasaktı. Şimdi Covid'le beraber insanların bir şey yapması gerekiyor. Parklara gitmesi, bir şey yapacaksınız. Yani hep sürekli evde de kalamıyorsunuz. Parkta alkollü içkiyi aksine serbest yaptılar. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Alkollü içecek de yasaktı parklarda. Şimdi alkollü insanlar içecek, içebiliyorlar. Onun dışında kızıl derili demek, çekik gözlü demek, zenci demek, sarı benizli demek, hani bunları İngilizce çevirdiğinizde de yani kesin yasak. Bir, çok büyük ırkçılık oluyor. Avcılık yerlilere, kızılderili demeyeyim, yerlilere avcılık her zaman serbest. İstedikleri zaman yapabiliyorlar, avlanabiliyorlar. Somon balığında, bunu yeni öğrendim, somon balığında istedikleri tarz kanca kullanabiliyorlar. Böyle farklı kancalar ki yani hayvanı yakalayabilsinler. Yerli dışındaki bütün halk normal kanca kullanabiliyor, düz kanca. Yani balık yakalamayabiliyor ve onların belli süreleri var. Herkes her zaman istediği zaman balık tutamıyor. Sadece uzak yerlilere istedikleri zaman balık tutabilirler, istedikleri zaman istedikleri hayvanı tutabilirler. Hiçbir sorun yok, hiçbir cezası yok. Altın, bazı şeylerimizde, nehirlerimizde altın var. Yine şeyler, yerliler altın arama istedikleri zaman yapabilirler. Yani yerli halka istedikleri şeyi istedikleri zaman yapabilme hakları var.
bizim için her zaman bir sertifika almak gerekiyor. İşte bir izin var, belli şeyleri var. Evet. Var mı başka eklemek istediğiniz Buket Hanım? Bir şey daha. Marketlerde alkol satışı bizde zaten hep yasaktı. Yani market, market işini yapıyor. Yemek ve içecek satabiliyor. Alkollü satışı, alkollü satış yerlerinde satıyorlar. Onun dışında yok. Son ve ilginç olan bir şey daha söyleyeyim Kenan Bey. Kanabis evde yetiştirebiliyorsunuz. Hiç sorun yok. İçebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz ama satamıyorsunuz. O da ilginç. Kanada'nın özelliklerinden bir tanesi. Evet. İlginmiş. Çok çok ilginçmiş. Çok teşekkür ederiz Buket Hanım. Geceyi iyi pazarlar dilerim. Herkese. Sizi uyandırdık. Bu arada Buket Hanım'a ilginç mesajlar atıyormuşsunuz ya, arkadaşlar. Söylemeyin böyle. Hayır. Şey, Kanada'ya yerleşmek isteyenler, Kanada'da iş arayanlar, Kanada'ya gitmek isteyenler farklı mesajlar atıyorlarmış. Ben memnunum. Evet, tamam. Evet, Buket Hanım da elinden geldiğince destek verecek. Çok teşekkürler Buket Hanım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Hoşçakalın. Görüşürüz. Merve, nereye gidiyoruz? Hikmet ve Samet Alemdar bizlerle galiba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün bir konuğumuz var Kenan Bey. Kendileri İstanbul'dan, Türkiye'den geldiler. The Boss YouTube kanalı Mert'i ağırlıyoruz. Aslında evet. Buradaki yasakları anlatırken bir Türk gözlemcinin, Türkiye'den gelen bir içerik üreticisinin bu gözlemleri daha iyi aktaracağını düşündüğüm için onu da hemen yanıma aldım. Beraber burada yasakları aktaracağız. İyi yapmışsınız. Merhaba Mert Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an Ukrayna'da bir alışveriş merkezindeyiz. Dışarıda insanlar da maske takmıyorlar. Ama kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu var. Ukrayna'da şu an bulunduğumuz AVM'de herkes maske takıyor. Bizler de şu an bu yayın için maskelerimizi giymek durumunda kaldık. Hemen hatırlatalım, yemek bölümündeyiz. Yemek bölümünde kimse maske takmıyor. Şöyle hafif gösterelim. Vallahi şimdi, bizim özlediğimiz görüntüler ya. Evet. İnsana hasret kaldık diye bir şey vardı ya böyle. Evet. Aynen o şekilde. Şimdi ben bir yıldır burada olduğum için çok fazla böyle aslında anlayamıyorum. Zaten içindeyim. Mert gelince, bu Türkiye'de abi böyle bir şey yok, asla böyle bir şey biz görmüyoruz deyince daha iyi hissedebiliyorum. Sonda söyleyeceğim cümleyi ilk söyleyeyim. Ukrayna'da yasak yok. Evet. Yani tek kelimeyle, tek cümleyle klaplar, barlar saat sınırlaması da olmadan çalışmaya başladı. Ve sadece Kiev'de değil, biz Lviv'deydik 3 gün önce. Lviv'de de her yer açık, burada da her yer açık. Şunu eğer korona ne durumda diye sorarsanız, bugün 379 vefat sayısı var. Aslında koronada bir azalma yok, ölüm sayılarında çok bir azalma yok. Ama artık ülke açılmaya başladı diyebiliriz. Evet, başka koronadan önce böyle bir farklı bir yasak var mıydı? Hiç gördüğün, aa çok ilginçmiş dediğin herhangi bir şey Hikmet? Yani aslında burada gerçekten yani insanların özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasak uygulanamadı da. Yani herhangi bir yasak, kanun çok ilginç gelebilecek size hatırlamıyorum. Yani alkol satışı falan kesinlikle hiçbir yerde yasak olmadı. Barlar bile kapalıyken dışarı alkol satabildiler. Çünkü burada bir çay gibi bir şey alkol satışı kesinlikle yasaklanması söz konusu olamaz. Bir de şöyle bir ilginç bir şey var aslında. Türkiye ile Ukrayna arasında turizm için birçok aslında böyle ayrıcalıklar sağlanıyor. 15 Mayıs'tan sonra da Ukrayna'dan herkes test olmadan Türkiye'ye gidebilecek. Yani Ukrayna'da bulunan herkes test dahi olmadan Türkiye'ye gidebilecek. Bu aslında ilginç bir ayrıntı benim için. Türkiye'de 15 Mayıs'ta herkes evdeyken ya Ukrayna'dan biri test bile olmadan gidebiliyor. Yani ne diyeyim, çok her doğruyu her yerde söylemeyelim Hikmet Bey. Doğru söylüyorsun. Mert Bey ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor Ukrayna günleri? Valla şu an ben Türkiye'den Ukrayna'ya son gelen kişi olarak şöyle söyleyeyim. Sanki 2 yıl önceye geri gitmiş gibiyim. Yani dışarıda maske takılmıyor ki bunu polisler de dahil maske takmıyor. Ukraynalı polisler. Ve sanırım bir zorunluluk yok dışarıda maske ile ilgili. Öyle bir kanun yok. Dışarıda maske takılmasına ilişkin bir kanun yok. Türkiye'den çok eleştiri alıyoruz. Niye maske takmıyorsunuz diye. Yani bilimsel olarak tartışılır ama biz kanunlara, kurallara uyuyoruz burada. Öyle bir kanun yok. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Teşekkür ederim. Mert bir şey söylemek ister belki. Çok severek takip ediyoruz. Evet, Mert senin de bir YouTube kanalın var galiba. Alamadık, tam duyamadık. Evet, Hikmet'in bir YouTube kanalı var. Ukrayna'dan farklı videolar çekiyor. Hikmet, Samet Alemdar. Onu takip edebilirsiniz. Evet. Mert'i de takip edin.
Mert'in de ne derler ona, bir internet sitesi var, YouTube kanalı var. Kendisi anlatmak ister. Ne yapıyorsun Mert? Bizim YouTube'da şaka ve sosyal deney üzerine çektiğimiz bir YouTube kanalı var. Genelde şaka ağırlıklı videolar çekiyoruz. Burada da aynı şakaları devam ettirecekler. Bakalım Ukrayna'dan ne tür içerikler yapacaklar. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ukrayna'ya selamlar. Size de bol eğlenceler, maskesiz günler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kenan. Görüşmek dileğiyle, sağ olun. İşte görüyorsunuz hayat. Biz valla bir lokantada yemek yemeyi bile özledik yani. İnsan insana hasret duyarmış ya. Aynen, hani sokakta insan görmeyi özledik. Her ne kadar böyle bir ilginç trafik manzaraları olsa da onlar şeyden dolayı, ne derler ona, işte polislerin durdurmasından dolayı, kontrol noktalarından dolayı yok. Sokaklarda yürüyen herhangi bir kimse vesaire yok. Merve, nereye gidiyoruz acaba? Engin Bey, nasılsınız? Merhabalar Kenan Bey, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz deyiz, çok sağ olun. Kendisi çok değerli bir gazeteci meslektaşımız, Fransa'da yaşıyor. Fransa'yı da iyi kokluyor, iyi biliyor, hem analiz edebiliyor. Engin Bey, ilk önce şunu sorayım. Fransa'da alkol satışıyla ilgili herhangi bir yasak var mı? Siz uzun yıllardır orada yaşıyorsunuz. Size ilginç gelen, farklı gelen, korona öncesinde yasaklar var mı? Biraz bize böyle bir gözlemlerinizi anlatabilir misiniz acaba? Fransa, biraz önce Almanya'dan katılan arkadaş dedi de, yani Almanlar çok alkol kullanıyor diye. Fransızları sollayamazlar o konuda. Fransızların şarapları bol, biliyorsunuz. Evet. Fakat bu pandemi süresince, mesela ilk pandemi çıktığında geçen sene, benim de yakalandığımda o sırada, Covid'e yakalandığım sıralarda, alkol kesinlikle yasaktı. Bugün de öyle. Yani halka açık yerlerde alkolü alıp mesela sokakta içemiyoruz. O bitti. Fakat büyük süpermarketlerde, işte alışveriş merkezlerinde ya da dükkanlarda alkolü alıp eve götürebilmek, orada sorun yok. O konuda bir sorun yok. Burada olan sorun sadece şöyle oldu. O da küçük mağazaları koruyabilmek için, her taraf kapandığında küçük mağazaları koruyabilmek için açık olan büyük mağazalarda o mağazaların sattığı, küçük mağazaların sattığı malzemeler, bulunduğu reyonlar yasaklandı. Yani bugün gene öyle. Gittiğimizde bazı yerlere mesela mecbur olmayan, yani günlük hayatımız için gerekli olmayan malzemelerin reyonları bugün gene kapalı. Yani zincirler var. Burada da var. Yani Türkiye'de ne görüyorsak burada da aynısı var. O da şeyi korumak için, yani Covid'le alakası yok ama küçük esnafı korumak için düşünülmüş bir şey diye tahmin ediyorum. Alkol bizde de yasak. Sigarayı da bir ara düşündüler. Olmadı. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Fransa halkı yasakların niye geldiği konusunda bilinçli. Dolayısıyla yani biliyorlar ki bu yasakların gelmesi bu koronavirüsün önüne geçmek için. Onun için mesela Mayıs-Haziran ayının içinde yapılacak seçimler, bölgesel seçimlerin yasaklanıp yasaklanmaması konusunda Fransa ikiye bölünmüş durumda şu anda. Kimileri yasaklanmasını istiyor. Diyorlar ki her şeyi yasaklıyorsunuz. Bunlar, bu seçim niye yasaklanmıyor? Yani insanları gene bir yere toplayacaksınız. Ya da insanlar korkudan gelmeyecekler ve bundan önceki seçimde, belediye başkanlığı seçimlerinde, Mülüs şehrinde gördüğümüz gibi seçmenin sadece %30'u sandığa gidecek. Ve belediye başkanı o %30'un belli bir bölümüyle seçilecek. Yani 50 bin nüfuslu bir şehirde 3 bin kişi belediye başkanını seçebilecek. Böyle bir demokrasi sorunu var. Fransa'da gündem şu anda bu. Bir de okullar. Niye okullar açık diye şey yapıyorlar. Yani okulların da diyorlar kapanması gerekiyordu. Çünkü çocuklardan da gelebiliyor bu şeyde de. Ve en çok etkilenenler gene orta yaşlı ya da ileri yaşlı insanlar. Yani okulların açık tutulması da çok tartışılıyor. Bu konuda da Fransa ikiye bölünmüş durumda. Başka yasak var mı Covid harici? Covid'den önce de sizin böyle bir ilginizi çeken, ne bileyim işte, herhangi bir, aklıma gelmedi ama böyle bir hafta sonu işte sokaklarda alkol meselesi olsun. Hep alkol üstünden gidiyoruz ama ne bileyim, böyle bir arabanızın park edilip edilmeme meselesi, ondan sonra işte çocukların ya da gençlerin belli saatlerde dışarı çıkmaması gibi. Herhangi bir farklı bir şey aklınızda kalan var mı acaba? Şu anda, yani şu anda 19 ile 6 arasında, akşam 19'dan sabah 6 arasında sokağa çıkmak zaten yasak. Onun haricinde size mesela çok eski bir yasaktan bahsedeyim. Bir zamanlar Fransa'daki arabaların lambaları sarıydı. Sarı ampuldü.
Mesela Türkiye'ye gidip geliyorduk. Ampulümüz yandıysa İtalya'dan bir beyaz ampul alıp takıyorduk ya da Türkiye'den. Fransa'ya gittiğimizde ceza kesiyorlardı. O yasağı ben hiçbir türlü anlayamamıştım zamanında. Bir yasak da şurada oldu. Bu ilk koronavirüs çıktığı zamanlarda eczanelerde maske satışını yasaklamışlardı. Niyeyse bilmiyorum. Yani evet. Hatta diyorlar ki o zamanlar maske takmaya gerek yok, taşımaya gerek yok. Bu gripin işte biraz hallicesi bir şey olmaz. Dolayısıyla maske satışı yasak diyorlardı. Bugün de maskesiz gezmek yasak. Yani bazen onu da şuna bağlıyorum ben tabii. Biraz mantıklı düşünecek olursak. Bu koronavirüs bilinmeyen bir virüstü. Ne olduğu belli olmayan bir virüstü. Maske miydi, değil miydi? Bulaş mı, değil mi? Nasıl bulaşıyor, nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Bilmedikleri için politikacılar da bu serseri kurşunlar gibi bir sağa savruldular, bir sola savruldular. Yani evet. Neyi yasaklayıp neyi yasaklamayacaklarını bilemediler. Evet, Engin Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Fransa'da da böyle ara ara ilginç yasaklar varmış. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Merve, nereye gidiyoruz? Zeynep Hanım yine hazırlığını yapmış. Arkaya background'ına almış. Bize evet. Prag'dan seslenecek. Dinliyoruz Zeynep Hanım. Buyurun. Mikrofon sizde. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle yayınlar diliyorum. Şu anda Eskişehir Meydanı'ndayım Prag'da. Konumuzu konuştuktan sonra biraz vaktimiz olursa eğer göstermek isterim detaylı şekilde. Vallahi süper olur. Öncelikle şöyle başlayayım. Bu 17 günlük tam kapanmayı biz aslında Çekya'da Eylül-Ekim ayından beri yaşıyoruz. Sadece temel ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Ve bunun dışında herhangi bir girebildiğimiz yer yok. Ancak şöyle, burada insanları parklara, bahçelere çıkmaya çok teşvik ediyorlardı bu kapanmalar boyunca. Buradan da şuna bağlamak istiyorum. Çekya'da bira bahçeleri çok popüler, meşhur. Ve insanlar genellikle mesela iş çıkışlarında, hafta sonları mümkün olduğunca arkadaşlarıyla bira bahçelerinde bir araya gelip orada vakit geçiriyorlardı. Ancak bu süreçte dışarıda alkol tüketimini ve o bira bahçelerinde satışları da yasaklamışlardı. Şöyle bir şey dikkatimi çekti son dönemlerde bu yasakla beraber. İki hafta önce sanıyorum gittiğim bir bira bahçesinde yasağa şöyle bir uygulama getirmişler. Normalde bilirsiniz plastik şeffaf bardaklarda satarlar biraları bu tarz yerlerde. Ancak oralarda bu kahve bardaklarına, karton kahve bardaklarına bira doldurup bu şekilde satışını yapıyorlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman kimse bira tüketmiyor gibi görünüyor parkta otururken. Ama aslında bira koyuyorlar içine. Bir ilginç tarafı da polisler sürekli dolaşıyor orada. Ve hiçbir şekilde müdahale edilmiyordu. Yani anladığım kadarıyla buna göz yumuluyor. Çünkü asıl amaç burada. Aslında insanların mümkün olduğunca bir araya gelip toplu olmasını, bir alanda bulunmasını engellemek. Ancak bizde pek çok yasak artık kalkmaya başladı. Onlardan biri de önümüzdeki haftalardan itibaren sokakta maske takma zorunlu hale gelmeyecek. Yani isteyen çıkarabilecek. Onun dışında pek çok servis açıldı ama şöyle bir şart koştular. Mesela pub'a girmek istiyorsunuz ya kafenin içine ya da çok basit kuaföre gitmek istiyorsunuz. Ya PCR testi sunmanız gerekiyor son 72 saat geçerli. Ya antijen testi sunacaksınız. Onu da şöyle gidip alıyorsunuz. Kapıda size uyguluyorlar. Eğer İşte sonuç uygunsa girebiliyorsunuz içeriye gibi. Bu şekilde açılmalar getirdiler şartlı bir şekilde. Onun dışında siz diğer ülkelerle konuşurken aklıma şu geldi farklı bir yasak olarak. Burada 1.2 metrenin üzerinde bir bisiklet kullanmak yasak. Böyle bir yasak vardı yani ama çok ilginçti ki. Nedenmiş acaba? Hiçbir fikrim yok gerçekten ama çok ilginç bir detay var. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Bu bisiklet sürüp aynı zamanda bira içebildiğiniz bir şeyler var dışarıda. Yani bisikletler var aslında ama buna yasak yok şehir içinde hiçbir şekilde. Yani 1.2 metrenin çok çok daha üstünde aslında baktığınız zaman bu bira içilebilen bisikletler. Ama bunda herhangi bir yasak sunmamışlar. Böyle ilginç bir şeyle karşılaştım. Onu da paylaşmak istedim. Evet, teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Biraz etrafı gösterin isterseniz. Tabii ki. Şöyle ben şu hava soğuk galiba. Çok ilginç, evet fırtına vardı biraz önce. Zor şartlarda bir bağlantı sağlamaya çalıştık bugün ama şu anda astronomik saatin önündeyim Prag'daki. Bu dünyada en eski ve hala daha işlevi olan bir astronomik saat. Evet Merve beni ekrandan alır mısın? Zeynep Hanım'ı sadece ekranda tut o anlatsın.
Dinliyoruz Zeynep Hanım, buyurun. Şöyle göstereyim saat. Şu an görebiliyorsanız eğer. Tam 3 parçadan oluşuyor. Şu en üstte gördüğünüz bölümde ilk başta bir çan çalar. Şuradaki iskelet heykeli. Daha sonrasında üstte horoz öter ve sonrasında 12 tane havarinin geçtiğini görürsünüz. Şu biraz daha yaklaştığınız zaman orta bölümde 4 tane heykelin olduğunu görebilirsiniz. Onların çok ilginç detayları var. Şöyle ki şu iskelet, ilk çanı çalan iskelet ölümü temsil eden bir heykel. Hemen onun yanında The Turk diye adlandırılan Osmanlı dönemine ait bir heykel var. Onun da sebebi şu, Osmanlı'nın zamanında eski Orta ve Doğu Avrupa'daki hükümdarlığını anımsatmak amacıyla o heykeli de oraya koymak istemişler. Hemen bu tarafına baktığımız zaman tam tersi çevireceğim. İki tane daha heykel göreceksiniz. Orada bir tane heykel elinde ayna tutar. O kibiri temsil ediyor. Yanında kese tutan heykel de açgözlüğü temsil ediyor. Bu şekilde 4 tane heykel koymuşlar buraya. Hemen onun altındaki bu son bölüm, en son eklenen bölüm zaten saatin. Bu da eski astronomik dönemi ve aynı zamanda da burçları temsil ediyor. Değişik bir bu şekilde evet. Olayı var. Bu saat dediğim gibi hala işlevsel bir saat ve herkes saat başında burada mutlaka toplayıp bu şovu izler. Bir de burası çok popüler bir yer. Neden derseniz şu arkamda bir yer daha var. Önünde farklı semboller görebilirsiniz. Franz Kafka bir dönem orada yaşamış. Aynı şekilde yine şu eski şehir meydanının bulunduğu bölgede eski bir saray var daha önceden kullanılan ve hemen o tarafta yine bir ev var. Daha önce Albert Einstein'ın bir dönem yaşadığı söyleniyor. Hatta önünde de evet. Bir heykeli var. Evet Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Hepsini ben bu, teşekkür ederim. Hepsini burada anlatmayın. Zeynep Hanım'ın da bir YouTube kanalı var. Oraya bakabilirsiniz. Prag'la ilgili videolar çekiyor kendisi. Çok teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle Zeynep Hanım. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Merve nereye gidiyoruz? Burak Bey beklettik sizi. Kusura bakmayın. Gece saat kaç oldu orada? Hiç önemli değil Kenan Bey. Saat 10'a geliyor şu an. Biz burada saatleri değiştirdiğim için yaz saat regular pası olduğu için azalıyor bazen, bazen artıyor. Şu evet an dinliyoruz. Saat 10. Avustralya'daki ilginç yasaklardan bize bahsedebilir misiniz? Ve Avustralya'da alkol satışı yasak mı korona dolayısıyla? Dinliyoruz. Tamam bahsedebilirim. Bundan önce bir arkadaş kendi kanalından bahsetti. Ben de kıskandım. Bizim de dünyasal adında bir kanalımız var. Evet onu evet. Lütfen lütfen. Hakkındaki... Avustralya hakkında güncel bilgileri ve bazı bilgileri orada paylaşıyoruz. Bunu da eklemek istedim. Şimdi buradaki aslında yasaklar Kenan Bey, şu koronadan önce başlayıp hemen kısaca bahsedip öbür yasaklara geçeceğim. Korona zamanındaki çok ağır yasaklar çok uzun uygulayan bir ülke oldu Avustralya. Şimdi bunu uygulayarak ne kadar yaşanabilir bir ülke olduğunu da göstermiş oldu. Biz burada koronanın pik yaptığı zamanlarda evden sadece bir saat dışarı çıkabiliyorduk. Yani bütün ev ahalisine sadece bir kişi dışarı çıkabiliyordu. O da bir saat çıkabiliyordu. O da en fazla 5 kilometre uzağa gidebiliyordu. Onun dışında sadece market için dışarı çıkılabiliyordu. Doktora gidiyorsanız dışarı çıkabiliyordunuz. Ve yürüyüş yapmak için çıkabiliyordunuz. Bir de işte işe gidiyorsanız çıkabiliyordunuz. Onun dışında kesinlikle evden dışarı çıkmanız yasaktı ve çok ağır cezaları vardı. Eve eğer misafir gelirse $5,000'dan başlayan cezalarla hem gelen kişiye hem de işte misafiri ağırlayan kişiye ağır cezalar getirdi ki bu bayağı bir bu kuralları uygulamada yardımcı oldu açıkçası. Böylelikle şu an koronavirüs Avustralya'da sıfır. Yani son zamanlarda bir iki çıkıyor bazı yerlerde ama onlar küçük küçük böyle kısıtlamalarla önüne geçilebiliyor. Eğer internette bu koronavirüs vakalarını gösteren sitelere bakarsanız orada 25 falan görünüyor. Onların hepsi yurt dışından gelen ve otel karantinasında olanlar. Halkta yok. Böylelikle biz hiç dışarıda maske takmıyoruz. Sadece otobüsleri kullanıyorsanız maske takıyorsunuz. Her yer açık. Bildiğiniz korona önceki zamana döndük gibi bir şey oldu. Tabii ki %100 değil ama döndük gibi bir şey oldu şu an. O yüzden çok rahatız. Çok da mutluyuz açıkçası. Evet, başka neler var acaba? Siz Avustralya'dan böyle anlatacağınız ilginç, farklı, size garip gelen yasaklar vesaire. İlk geldiğimde en basit bahsettiğiniz gibi alkol yasakları burada da enteresandı. Sokakta içki içemiyorsunuz. Saat 9'dan sonra alkol alamıyorsunuz. Ondan sonra dışarıda sarhoş olamıyorsunuz. Eğer sarhoş bir şekilde sokakta yürüyorsanız polis sizi durdurup ceza yazabiliyor. Ki bunu yiyen arkadaşım da var enteresan bir şekilde. Şöyle bir yasak var. 18 yaşından küçük birisi alkol almaya gittiğinde ya da yanında ehliyet yani yanında kimliği olmayan kişi
gidip de alkol almaya çalışırken satmazlarsa ve sizi arayıp da çağırırlarsa yanına, sizle konuştuğunu gördüklerinde size de satmıyorlar. Yaşınız önemli değil. Çünkü siz alıp ona vereceksiniz diye. Böyle de bir yasak var. Bu da çok enteresan bir şekilde. Sigara yasağı da burada var. Yemek yenilen hiçbir yerde sigara içemiyorsunuz. Kesinlikle yasak. Evlerde, yani kapalı alanların hiçbirisine içemiyorsunuz. Burada aslında ilginç olan bir yasak var. Bunu şimdi buraya yazmıştım. Eğer köpeğiniz ya da kediniz var ve ev bakıyorsanız kiralık olarak, kiralayacağınız zaman siz onu belirttiğinizde karşınızdaki kişinin size ev vermeme gibi bir şey yok. Yani sizde köpeğiniz var ya da kediniz var diye size ev vermiyorum deme hakkı yok insanın. Bu yasak. Vermek zorunda. O sizin çocuğunuz gibi çünkü. Kesinlikle. Evet. Ayrıca şey yasağı da var. Bu da enteresan bir yasak. Bir herhangi bir şeyiniz kaybolduğu zaman ilan veriyorsunuz ya. İşte ilan verdiğinizden sonra getiren kişiye no question will be asking diye bir şey var. Soru soramazsınız yani. Neden bu, nerede buldun? Ya da niye şimdiye kadar getirmedin gibi bir soru sormama gibi bir yasak da var. Çok enteresan bir şey. Avustralya hükümetinde şunu söyleyecektim, unuttum. Korona yasaklarında şu an Avustralya vatandaşları veya Avustralya'da oturum izni olmayan kişiler giremiyor. Ve bu saydığım kişiler de girdiği zaman otel karantinası var. 14 gün boyunca bu otel karantinası var. Bildiğin hapishane gibi. Cam açamıyorsunuz. Yani hiçbir şey fresh air diyorlar ya, hiçbir şekilde hava giremiyor içeriye. Temiz bir hava. Adım bile dışarı atamıyorsun sen, temiz hava. Ya böyle enteresan yasakları var. Ama bunlar tabii ki ülkeye koronanın girişini engelliyor. Böylelikle biz de burada rahat yaşıyoruz. Açıkçası biz yani böyle saçma sapan bazı, mesela şöyle de bir yasak var. Eğer balığa gittiniz, sazan balığı yakaladınız, o balığı öldürmek zorundasınız. Mesela onu suya atamazsınız. Böyle enteresan yasaklar da var. Bunlar tabii çok hoş olmuyor ama bunun dışındaki korona ile ilgili yasakları açıkçası biraz da destekliyoruz. Çünkü biz o yasaklardan geçtik ve şu evet. an çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Evet. Bu yasaklar da bu ara neredeyse 100 gün falan sürdü. Hiç kolay değildi bizim için. Dışarı çıkamıyorduk. Bu yasaklardan dolayı bir arkadaşımın çocuğu Çin'de kaldı, şu an getiremiyor. 1,5 senedir mesela çocuğu Çin'de, arkadaşımız 7 yaşında çocuğu vardı. Çocuk 8,5 yaşına girdi. Hala orada enteresan evet. bir şekilde. Çok teşekkür ederiz yani. Burak Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İlginç yasaklar varmış Avustralya'da da. Burak Bey'in de bir kanalı var. Dünyasal adıyla. Onu da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Günler. Ve son ülkemiz İspanya. İspanya'ya gidelim Merve. Merhabalar. Nihayet ben de diyecektim ki biraz bize sokakları bir gösterin Yunus Emre Bey. Neler oluyor orada diye. Burada mı? Burada aşı coşmuş durumda. Her gün 500 bin kişi aşılanmaya başlandı. %27 aşılandı dün itibariyle. Bütün amaç Haziran sonuna kadar 50 yaş üstünü bitirmek ve ülkeyi turizme açmak. Çünkü zira bu sene de turizm olmazsa İspanya'da pek dayanacak güç kalmaz. Evet, dinliyoruz şimdi. Evet, şimdi sizi burada dinliyoruz. Bir COVID öncesi yasak dönemi var. Yasak burada, var hani. Yunus Emre Bey, isterseniz arkadaşım beni ekrandan alsın. Siz biraz etrafı da gösterin. Tane tane anlatın. Dönemi bölgesi. Şimdi Barcelona'da İnce Park'la böyle Sagrada Familia gelir, Gotik Mahalle gelir, Eşample bölgesi gelir ama Barcelona'nın bu özellikle kuzey tarafında şekillenen modern şehir merkezi var. Poblenou diye bilinen yer. Bu karşımda gördüğüm oranın simge binası. İlk hatta bu yapılarak başlatıldı. Torre Agbar, su kulesi manasına gelir. Zamanında sular idaresi olarak yapılmış. Şu anda iş merkeze dönüştürülmüş olan yer. Onun yanında da böyle alabildiğini böyle uzanan yeni farklı tarzda modern tarzda gökdelenler etrafı süslemiş durumda. Şu sağ tarafa doğru baktığımız zaman da şehrin girişi, o tarihi şehri giriş bölgesi. Şurada şehrin tiyatrosu var. Şurada tam karşımızda olan yer, bu da nedir? Sanat okulu. Yani bir nevi konservatuvar diyebileceğimiz bir yer şu anda bulunduğum alan. Şimdi bir yandan yürürken anlatayım. Hani İspanya'da pek böyle yasak yoktur. Çünkü İspanyol halkı pek yasak dinlemez. Hani bir şeyi yasaklarsanız ne yapar? Onu bir şekilde delme yoluna geçer. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya mesela ilk geldiğimde bana ilk söylenen şey şuydu. Hani internet paylaşımlarına dikkat et. Burada kraliyet ailesine yönelik böyle bir küfür içerikli bir şey paylaşamazsın. Anayasayla çünkü koruma altına alınmış demişlerdi bana. Ki gerçekten doğru. Kraliyet ailesi hakkında herhangi bir hakarette bulunursanız cezaya çarptırılabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra alkol yasağına gelince İspanya'da zaten
akşam 10 itibariyle ne yapmanız? Herhangi bir marketten alkol almanız yasak. Ama hani barlarda falan tüketebiliyorsunuz. Bu ama sadece marketlerden almanız yasak. Bunun dışında COVID dönemiyle beraber tabii ilginç yasaklarla tanıştık. Şu anda sokakta sigara içmek yasak. Yani mesela barlara oturdunuz, restoranlara oturdunuz. Hiçbir şekilde sigara içemiyorsunuz. Yani 2 metre arada uzaklığınız olsa bile ancak kenarda köşede kimse sizi görmeyecek şekilde sigara içmenize göz yumuyorlar ama o da açıkçası çok istenen bir şey değil. Bunun dışında biz biliyorsunuz 63'e hiç evden çıkmadan bu yasak dönemini geçirdik. Sonrasında kademeli olarak normalleştik ve biz aylarca arkadaşlarımızla dışarı çıkma hakkımız olduğu halde görüşemedik. Neden? Çünkü ayrı evde yaşayan insanların birbirleriyle görüşmeleri yasaktı. Bu arada şu anda Diagonal Caddesi vardır. Diagonal'in yavaş yavaş şehirden çıkış noktasındayım. Burada etrafımda ağaçlar var. Aslında biraz Ramla'ya benziyor bu görüşü. İki taraftan yol geçiyor. Arada da yürüyüş yolu. Burada İspanya'da son derece nedir? Popüler olan şeylerdir bu. Genelde yürüyüş yolları bu şekilde. İki tarafından araç geçer. Ortada da nedir? Yürüyüş yolu vardır. Çünkü insanlar Barcelona'da genelde hani mahallelerinden pek çıkmazlar. Merkezlere gitmelerine özellikle Barcelona'da ihtiyaçları yok. Çünkü her mahallenin böyle yürüyüş yolları vardır. Bunun dışında şu anda ya yasaklara dönecek olursak nasıl? Yavaş yavaş normalleşiyoruz. Çünkü halkın %27'si aşılandı. Büyük oranda hani açıklama yaptılar. Hasta olabilmesi muhtemel, potansiyel olan kişilerin çoğunu aşıladık dediler. Ve bundan dolayı da pazartesi itibariyle estado alarma diye bilinen yani olağanüstü hal olduğu gibi sona erdiriliyor. Görülecek. Şu anda evet. Akşam 10'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ama bu da pazar günü itibariyle sonlandırılacak. Evet. Şöyle Yunus Emre Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Esas ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Siz de. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler işte görüyorsunuz bir dünya turunun daha sonuna geldik. Dünyanın Türklerinde bu haftaki konseptimiz yasaklardı. Var ya yasak hemşerim diye bir hikaye. Hangi ülkede ne yasak, ilginç bir farklı yasak. Onları aktarmaya çalıştık. Tabii ki dünyanın 200 farklı ülkesine bağlanamıyoruz ama elimizden geldiğince 10-11 ülke civarında bağında sınırlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok olduğunda da çok çok uzun oluyor. 20 ülkeye de bağlanabiliriz aynı anda ama ortalama 2 saat sizi ekran başında tutmak da istemiyoruz o sebeple. Biliyorsunuz bu programda dünyanın farklı yerlerindeki Türklere bağlanıp ilginç ve farklı konseptlerde bir içerik hazırlıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Videoyu likelamayı unutmayın. Eleştirin. Eleştirinize de açığız. Övün. Övgünüze de açığız. Eleştiriye de, yergiye de hepsine de açığız. Hakaret etmeyin sadece. Ben Kenan Taş. Önümüzdeki haftada inşallah bayram programı yapmaya çalışacağım size. Bakalım yapabilirsem, becerebilirsem. Ona göre önümüzdeki haftada tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Kenan Taş. Hepinize iyi haftalar diliyorum. İyi hafta sonları.